Evet. Baktıktan sonra döneceğim. Sorun yok. Zamanında yetişmeye çalışacağım. Merak etme, sorun olmayacak. Teşekkür ederim. Bunu hemen Cevat Bey'e götür. Dikkatlice incelemesini söyle. Tamam mı? Vay be. Bugün ofis çok keyifli. Evlilik her şeyin çözümüdür. Of. Bugün şirketin asıl sahibi benmişim gibi hissettim. Kararlarımda bile daha özgürüm. Artık özgür değilsin. Evli bir adamın özgürlüğü ancak bu kadar olur zaten. Öyle duydum. Neyse, söyle bana, işi geri kazandığın için ona bir hediye aldın mı? Yani düğün hediyesinden bahsediyorum. Bırak bunları. Söyle bana, baban nasıl? Bir dakika. Bir şey saklıyorsun. Konuyu değiştirdin. Fahat, ne yapsaydım? Yani daha önce farklıydı ama artık benim soyadımı taşıyor. Karım olarak bu ofiste benim emrimde çalışacak. Bu hoş olmaz değil mi? Kendini düşünüyorsun. Soyadın, evliliğin, iş hayatın. Sonuçta onun da bir hayatı var. Evlendin diye değişecek misin? Karısına baskı yapan bir koca mı olacaksın ha? Bu çok yanlış basit. Peki onu bu ofiste tutmamı mı istiyorsun? Bu büyük bir sorun değil. Karın olarak emrinde çalışmasını istemiyorsan sen de o zaman onu terfi ettir, tamam mı? Bunu asla yapamam. Zaten ofiste çok fazla söylenti var. Bunu sen de biliyorsun. Eğer onu terfi ettirirsem insanlar ne düşünür? Bu doğru olmaz. O zaman ofisinde böyle kirli zihniyetli insanlar barındırma. Tamam. Bence şöyle yapalım. Ayşe'yi ofiste tutayım ama personelin hepsini kovayım. Herkes böyle düşünüyor Fahat. Hayır hayır, bunu neden yapasın ki? Sen tam bir iş adamısın. Bencil, katı, adaletsiz. Adaletsiz mi? Evet, Ayşe'ye tamamen haksızlık ediyorsun. Onu çıkarın için kullandın. Zavallı kız neye bulaştığının farkında bile değil. Sorumlulukları fazla, onu biraz anlamaya çalış. Sorumluluklarını ben yerine getiriyorum. Evet. Alo? Alo? Basit, Ayşe telefonuma cevap vermiyor. Onu bugün ofise çağırmış olman çok garip. Onun için bir randevu aldım ve şu an nerede bilmiyorum. Bu yüzden evlenmiyordum. Bir kadını mutlu etmek hiç kolay değil. Bak beni dinle. Ayşe'ye her şeyi anlat. Bak Fahat. Şu anda bir derse hiç ihtiyacım yok benim. Ha evet, doğru. Aileni ve arkadaşını ancak ihtiyacın olduğunda hatırlarsın sen. Sana çay getirmem garip hissettiriyor, değil mi? Böyle inatçı olduğunu bilmiyordum. İnat etmiyorum. O kadar değersiziz ki üzülmeye de hakkımız yok. Neden küçük bir iş için inatlaşıyorsun? Banu, evin masraflarını karşılamam için çalışmam gerek. Sen çalışmadan önce de bu ev dönüyordu. Evet, doğru. Haklısın. Ayşe, bu evin masrafları bizim mutluluğumuzu yok ediyor. Ve senin de mutsuz olmanı istemiyorum. Bence mutlu olmalısın. Basit sorumluluklarını paylaşıyor. Kutsiye yenge,
Kızlarınla ilgili ne diyeceğimi bilmiyorum. Biri evlenmek için ölüyor, diğeri evliliğe değer vermiyor. Evlendikten bir gün sonra hangi kadın annesinin evine döner söylesene. Bobby sessiz ol, bir şey düşünüyorum. Düşünecek ne var ki? Sadece ona açıklamaya çalış ve onu evine gönder. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Alo. Ayşe orada mı? Evet canım, az önce geldi çünkü o bize çok bağlıdır. Oradayken telefonu açamaz mı? Hayır hayır, neden açmasın? Ben ona vereyim. Her şeyi sizin istediğiniz gibi yaptım. Ama bakıyorum da sorunlar hiç bitmiyor. Hayır oğlum, hayır, hiçbir sorun yok. Ayşe şu anda sizin değil benim evimde olmalıydı. Evet canım. Aslında o işiyle ilgili biraz üzülmüş. Bir şey duymak istemiyorum. Onu hemen eve gönderin ve bir dahaki sefere telefonu açmasını söyleyin lütfen. Evet evet, tabii ben ona söyleyeceğim. Merak etme oğlum. Teşekkür ederim. Benim sorumluluğumdasınız. Bahsetin değil. Telefonun nerede senin? Bak, uzun zamandır çalıyor. Cevap versene. Çok ayıp. Alo? Ayşe kızım, neredesin? Ha? Güzellik uzmanından randevu aldım ama sen yoksun. Evet, aslında annemdeydim. Peki tamam. Çabuk dön, seni bekliyorum. Tamam, birazdan geliyorum. Bu çok yanlış Ayşe. Herkes endişeli. Kayınvaliden ve Basit seni soruyorlar. Erkekler öfkeyle böyle şeyler yapabilir, sorun yok. Utanmıştı, şimdi beni aradı. Telefonuna cevap vermediğin için endişeliydi. Ayşe, eve geri dönmelisin. Hayır, böyle olmaz. Mesele çok büyüdü. Biz de onunla gideceğiz. Bobby bana güzel bir makyaj yap da hadi birlikte gidelim oraya. Lütfen sakin ol. Orada bir sorun çıkarma. Çayını da içmedin. Bana bırak. Onu kendi başıma halledebilirim. Tamam yenge. Bak, onlara elimiz boş gitmemeliyiz. Bugün evlerine kahvaltı da götürmedik. Çok doğru diyorsun. Elimiz boş gitmeyelim. Beni dinle. Sokağın başındaki tatlıcı dükkanı var ya. Oradan gidip 1 kilo gulapça un al. Sadece 1 kilo mu? İyi tamam. Bir kutu al o zaman. Tamam. Peki tamam. Bunları sonra kaldırırım. Tamam. Anne, çantamı gördün mü? Siyah olanı. Bulamıyorum. Neden çantanı arıyorsun? Bütün ailemizin oraya gitmesine hiç gerek yok. O zaman Bobby halam gelmesin. Ablamın evini göremeyecek miyim? Başımda carcar konuşma. Git çantanı bul, hadi geç kalıyoruz. Bütün kıyafetimi mahvettin. O kadar da ütülemiştim. Burası Ayşe'nin evi mi? Bu resmen bir saray.
Anne. Anne. Aa, evet, çekil. Bayım, borcumuz ne kadar? 350 rupi. Ne? 350 mi? Sanırım evi görüp bizi zengin zannettin sen. Ben taksi şoförüyüm, soyguncu değilim. Hakkımı istiyorum. Bir daha söyle, hadi ne kadar? İndir biraz. Anne, istediği parayı öde de içeri girelim. Sen sus, onunla tartışmana gerek yok. Bırak da ben ilgileneyim. Evet bayım. Ayşe Hanım, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Her neyse, biz içeri girelim. Sorun yok, sorun yok. 150 rupiden bir kuruş fazla vermeyeceğim. Almıyorsan gidebilirsin. 350 rupi. Tamam, o zaman git. Sana para falan vermeyeceğim. Ben fakir bir adamım. Hey, Basit, gel canım, nasılsın? İyiyim. Siz neden buradasınız? Ayşe'yi bırakmaya geldik. Tamam. Lütfen içeri gelin. Biz de gelmek istiyoruz ama taksici bizi esir aldı. 150 rupi veriyoruz, kabul etmiyor. Bizi zengin zannetti. Pekala. Siz içeri geçin, ücreti ben hallederim. Tamam, al öde canım ama ona 150'den fazla verme. Sizde kalsın. Tamam. Hadi. Zafri, borcu öde ve arabayı park et. Elbette. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok geç geldin canım, uzun zamandır seni bekliyorum. Üzgünüm, annemle bir işim vardı. Tamam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun, içeri geçelim. Biz aslında o gün kahvaltı getiremedik size. Hayır hayır, sorun değil. Bu sadece bir formalite. O nedir? Dün gece hiçbir şey yemeden gittin. Bugün biraz tatlı ye. Hayır, ben tatlı yemem. Bu gulab jamun mahallemizde çok meşhurdur. Millet sıra oluyor. Hadi ye. Ben tatlı sevmem. Tadına bak ama. Lütfen ama, yemeyeceğim, sağ olun. Ama çok güzel gerçekten. Ne yaptınız? Kerim? Kerim? Buyurun. Temizle şurayı. Kulakların duymuyor mu senin? Peki. Sanırım damat ziyaretimizden hoşlanmadı. Hayır hayır, öyle bir şey yok. O aslında hiç tatlı yemiyor. Hatta yediği şeylere çok dikkat ediyor. Ama artık endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü Ayşe burada. Basit'e çok iyi yemekler yapacak. Evet evet. Ayşe'nin gelişinden sonra evimiz çok daha neşeli. Ayşe, odan nerede? Göstersene. Ayşe, git canım, odanı göster. Bu senin evin. Git. Hadi bakalım. Kalk kalk. Onun tavrını hiç beğenmedim. Bir tane gulab jamun yese ölür müydü? Hayır, ölmezdi ama sana alma dedim. Kimse beni dinlemiyor. Eli boş gelmek yerine bir şey almak daha uygun olurdu, değil mi?
Vay canına. Ne büyük bir oda. Şu televizyona bak. Maşallah Ayşe, gerçekten çok şanslısın. Büyük. Çok güzel bir oda. Ah şu yorgana da bak. Ne kadar yumuşak. Hey Zoya, bak ne kadar güzel. Makyaj malzemeleri. Bunlar ithal. Ayşe! Olamaz. Zoya, fazla merakın sonucunu gördün mü? Bizi resmen rezil ettin. Mutlu musun? Şu huyundan nefret ediyorum senin. Biliyordum, bizi küçük düşürdü işte. Ayşe, lütfen meseleyi hallet. Hayır anne, sorun yok. Öyle deme. Sadece bir şişe. Evet Kutsiye yenge, bunun için mi onu azarlıyorsun? Kız yanlışlıkla elinden düşürdü işte. Sen de onun gibisin. İkiniz de çok sakarsınız. Neyse olsun. Tamam, hadi gel. Sorun değil. Ben şimdi hallederim. Merak etme. Şimdi nereye gittiler? Ay! Şu banyoya bir bak. Peki bu ne? Soyunma odasıdır. O sauna hala. Gerçekten çok güzel. Bir sürü elbise. Hem de hepsi işlemeli mi? Bunları nereden aldın Ayşe? Onları ilk kez görüyorum. Kaderin tamamen değişti. Tamam dinle. Bana bir tane ödünç ver. Bu gece düğünde giyecek bir şeyim yok çünkü. Evet, istediğini al. Saçmalama. Ona hiçbir şey verme. Aşk özlü şey. Yani kabul etsen senin düğün elbiseni de giyecek. Bırak anne. Bizim için hiç böyle elbiseler satın almadın. Ve asla almayacaksın. Sessiz konuş. Hangisini alayım? İstediğini al işte. Ah pekala, biz gidiyoruz. Ayşe'nin evini görünce hepimiz çok mutlu olduk. Düğün için size araç göndereceğim. Taksiye binmenize gerek yok. Ah evet evet, neden olmasın? Bize çok iyi bakıyor. Neyse, hoşça kal. Hoşça kalın. Güle güle. Canım, bugünkü randevuyu kaçırdın. Bu yüzden ben de yarına erteledim. Sabah erkenden yola çıkarız. Basit'in ofise gitmesine izin vermemeliydin. Seninle olmalıydı. Biliyorum. Her şey çok hızlı gelişiyor. Salman oğlunu damat olarak görmeyi çok isterdi. Ama o bugün aramızda değil. Hayat böyledir. Bu arada bütün dostları davet ettim. Seni merak ediyorlar.
İyi misin? Hadi ye. Tebrik ederim Sadiye. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tebrikler Basit. Nasılsın? Çok iyi. Ayşe, bu Hatice. Senin düğün kıyafetini o tasarladı. Basit, annen bu elbiseyi tasarlarken bana gerçekten çok yardım etti. Çok iyi bir zevki var. Bu arada çok güzel bir gelin seçmişsin. Ayşe, Basit için kusursuz bir eş olacak. Bu arada tasarımın o kadar güzel ki Basit'in işinde de tasarıma el atmalısın. Aslında birkaç güne geri dönmeyi planlıyor. Ay anne, çok fazla ışık var. Bir sürü video çekeceğim bu gece. Yine mi bizi rezil edecek? Ben Ayşe'ye bakacağım. Ayşe, çok hoş görünüyorsun. Bu arada elbisem ona ne kadar çok yakışmış. Ama bu takılar biraz fazla olmuş. Çıkarmanın sakıncası var mı? Bayan Yezdani burada. Aa, sonunda geldi. Sanırım yakında yurt dışına gidecek. Çünkü orada komite partisi varmış. Yanına gidelim. Aa, tamam. Görüşürüz gençler. Dikkat edin. Ah, çok güzel görünüyorsun. Kenara çekil, onunla bir fotoğraf çektireyim. O kadına gıcık oldum. Bana dediğini duydun mu? Çıkarabilir misin? Zoya? Ya kayınvalidesi? O da hiç az değil. Tatlıymış gibi davranıyor. Zoya, Allah aşkına olay çıkartma. Bu yüzden bu kızı yanımda getirmiyordum. Pekala. Siz kenara çekilin. Beni bir de tek çeksin. Hadi. Tamam. Hadi. Evet, sen de çekil. Arabamın anahtarları yanında mı? Evet. Onların elbiseyi götürdüğünü gördüm. Neden engel olmadın? Elbiseyi ne zaman aldı bilmiyorum. Hem ayrıca o insanları kontrol edemem. Bu yüzden bu işlere girme dedim sana.
Bu karmaşayı yaşamak istemedim. Bu senin kendi seçimindi Basit. Lütfen kabul et. Benim seçimim değildi. Mecburdum. Ve sen de beni tuzağa düşürmüş oldun. Şimdi beni onlardan kurtar. Sen uğraş. İtibarım söz konusu. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İstediğiniz sözleşmeyi getirdim. Sırf sözleşme mi? Detayları da istedim. İkisi de orada. Tamam. Bir şeyler iç. Tamamdır. Tebrikler. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Size dua ediyorum. Nazar değmesin diye oğlum. Lütfen durun. Bunları yapmaya hiç gerek yok. Bakın. Orada. Annem sizi çağırıyor. Gidin hadi. Bayan Sadiye mi? Evet evet. İyi tamam gidiyorum. Sen... Hadi fotoğraf çektirelim. Gel kızım. Hadi fotoğraf çekeceğiz. Hadi kalk kalk. Evet. Bir de benimle. Hadi şimdi ikinizi tek çeksin. Onları bana ver. Çirkin görünüyor. Hey, bunu sağlam takamamışlar mı? Aç değil misin? Aslında... Sana sormuyorum. Yenge, acıktın mı? Yemek hazırmış. Göndertiyorum şimdi. Yemek hazır mı? Ben hemen geliyorum. Hadi, hadi. Yemek hazır. Çabuk olun. Bitecek yoksa. Açgözlülük yapma. Hem bu mahalle düğünü değil ki yemekler hemen bitsin. Bekle. İster zengin ister fakir insanlar acıkabilir ve herkes düğün yemeklerini sever. Sen istemiyorsan yeme ama ben çok acıktım. Hadi gel Zoya senle gidelim. Anne ben sana bir tabak getireyim. Hmm. Yemek yemiyor musunuz? Kızlar almaya gitti. Çekinmeyin, istediğinizi alın. Çekinir miyim hiç? Çocuklarımızın düğünü bu. Peki madem, ben geliyorum. Tabii. Peki Sühaya ne oldu? Bilmiyorum. Onların anlaşamadıklarını duydum. Yani onunla mı anlaştı? Onun ofisinde çalışıyordu. Bu tür kızlar ofise tek bir sebeple gelir. Hey, yemek yemediniz mi? Hemen servis ettireyim. Hey Sadiye, biliyorsun diyetteyim. Bu arada Basit neden böyle bir karar aldı? Biliyorsunuz, günümüzde çocuklar çok bağımsız. Bu arada çok mutluyum. Ayşe çok tatlı bir kız. Doğru. Neyse en azından sana yemek gönderdim. Teşekkür ederiz. Dinle, buraya gel. O gerçekten çok evet, zarif kesinlikle. Biri. Zoya. Hı? Bu tavuk mu yoksa koyun eti mi? Hı? Saçmalama hala, biraz mantıklı ol. Baksana herkes yiyor. Evet ama bizim kurallarımız farklı. Farklı ama bugünlük ye işte. Of. Evet bu çok iyiydi. Hiçbir gerçekten. Sorun yok. Anne geç oldu. Kalkalım hadi. Kalkarız. Ne acelem var ki sanki bir şey çaldık. Susar mısın? Ayşe'yi görüp öyle gidelim. Hadi. Evet canım biz gidiyoruz.
Evet. Ha canım benim, mutlu ol. Canım benim, mutlu olun, iyi olun. Bence artık gitmeniz gerek. Hem geç oldu hem eviniz uzak. Ah evet, haklısın ama ben Sadiye Hanım'ı görmeden hayatta burada... Ben söylerim, bunun için hiç endişelenmeyin. Hayır, sizi götüreyim. Hayır. Anne, madem öyle ısrar etme, hadi gidelim. Tamam, peki tamam. Tamam. Gel hadi, gidelim. Hadi görüşürüz, tamam mı canım? Tamam. Sizi bırakayım. Tamam. Hayır hayır, teşekkürler, biz hallederiz. Şoförü arayayım. Tamam tabii, olur. Hadi gidelim hadi. Hadi hızlı olun hadi. Bu evde hiçbir şey yerinde kalmıyor. Kerim! Kerim! Efendim? İlaçlar nerede? Efendim, dün onları buradan götür dediniz. Git getir. Tabii. Basit. Keşke insanlar kendi kaderlerini seçebilselerdi. Kimse fakir ve çaresiz olmazdı. Sen çaresizliğimi anladın çünkü sen de çaresizdin. İlk günden beri gördüğün her şey doğruydu. Neden bunu kabul etmekte zorlandın? Senden hiçbir şey saklamadım. Yani neden sanki seni kandırmışım gibi tepki veriyorsun? Benim evimin terbiyesi ve disiplini senin evinden farklı. Umarım yakında öğrenirsin. Bunu zaten deniyorum. Sen de biraz dene. Kendini düşünüyorsun. Soyadın, evliliğin, iş hayatın. Sonuçta onun da bir hayatı var. Evlendin diye değişecek misin? Karısına baskı yapan bir koca mı olacaksın yoksa? Sen çaresizliğimi anladın. Çünkü sen de çaresizdin. İlk günden beri gördüğün her şey doğruydu. Neden bunu kabul etmekte zorlandın? Senden hiçbir şey saklamadım. Ayşe'ye tamamen haksızlık ediyorsun. Onu çıkarın için kullandın. Zavallı kız neye bulaştığının farkında değil. Sorumlulukları fazla, onu biraz anlamaya çalış.
Teşekkür ederim. Ne oldu? Hiçbir şey. Bileziğim yaptı. Merhem sürmeliydin. Hayır, hiç gerek yok. Olur öyle. Üzgünüm. Ama Ayşe, senin de beni anlaman gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda sana nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Evlenmek benim kararımdı, biliyorum ama... Ama bazen kişinin kendi kararıyla yüzleşmek için çok fazla cesarete ihtiyacı olur. Cesaretimi toplamak için biraz zaman gerekiyor bana. Ben üstümü değiştireyim. Al yenge. Çay. Ver. Ver canım. Bu arada yenge, eğer Basit bizim varlığımızdan bile hoşlanmıyorsa bir bağ kurmaya ne gerek vardı? Aa, birkaç kelime ettiyse ne olmuş? Neden yenge bizim nerede yaşadığımızı bilmiyor muydu? Şimdi neden böyle davranıyor? Evlilik için sana yalvarıyordu ama sonra birden ne oldu? Kesin bir şey var. Bu kadar şüpheye gerek yok, bunları düşünme. Ayrıca karı koca arasına da girilmez. Neden? En azından sorunları varsa onlara yardımcı oluruz. Ah Allah'ım. Umarım adam kötü değildir. Hayır Bobby hala. Adamın bir suçu yok. Sonuçta onu annem seçti. Hey, kes şunu, şimdi alıp fırlatacağım o telefonunu. Şu elbiseyi de çıkar, onu Ayşe'ye geri vereceğim, kirletme. Orada olanların en büyük sebebi buydu işte, bu. Evet evet, bir elektronik posta alacaksınız. Hatta şimdi gelmesi lazım. Evet, çok üzgünüm. Sağ olun. Tabii. Ayşe, sana bir zarf vermiştim. O nerede? Verir misin bana? Hangi zarf? Kahverengi olan. Aa, evet. Ben onu anneme verdim. Ciddi olamazsın. O benim zarfımdı ve sana verdim. Nasıl annenin eline geçti ki? Evet, fotoğraf çekileceğiz diye anneme verdim ve sonra geri almayı unuttum. Hamza'nın o zarfı vermek için düğünümüze geldiğini görmüştün. Hemen ara onu ve zarfımı getirmesini iste, çabuk! Şimdi mi? Bu saatte nasıl getirir? Ne oldu sana? Ofiste bu kadar dikkatsiz değildin. Kerim! Kerim, araba anahtarlarını getir hemen! Bu saatte nereye gidiyorsun? Senin hatanı düzeltmeye.
Bahset abi, hayırdır? İyi misin? Annenle konuşmalıyım. Peki gel. Anne! Hey, Bahset oğlum, bu saatte hayırdır? Gel otur. Hayır, oturmaya gelmedim. Ben önemli bir zarf almaya geldim. Zarf mı? Evet. Siz düğünde aslında Ayşe'den zarf almışsınız. O zarf benim için çok önemliydi. Onu hemen geri almam gerekiyor. Evet, hayır oğlum, ben almadım. Aslında Ayşe fotoğraf çektirecekti. Ben de ondan aldım ve çantama koydum. Onları görünce düğün zarfını zannettim. Yoksa sana geri verirdim. Yani neden vermeyeyim? İşte zarfların hepsi burada. Başka yok. Bu bana ait olan zarf. İçinde para olanlar sizde kalabilir. Hayır canım, buna hiç gerek yok. Aslında ben bunları o niyetle getirmedim. Ben bu zarfı sana arkadaşın verdi. Yani onu nasıl alabilirim ben? Düşünsene. Kimseden para almazmış gibi konuştunuz. Hoşça kalın. Yenge, ondan ne kadar aldın? Neye dayanarak böyle konuşuyor? Öyle bir şey dedi ki sanki bize milyonlar verdi. Kim bilir, belki vermiştir. Basit böyle bir şey mi dedi? Bu kadarı fazla. Damadının hakaretlerini sürekli görmezden gelme. Onurlu insanlar hakaret duymak istemez. Neyse. Sen sanki kendi annene her gün saygılı konuşuyorsun da. Hayatım boyunca hiç bu kadar para görmemiştim. Ver şunu. Buradaki herkes iyi niyetimden şüphe ediyor. Sanki ben sizin düşmanınızım. Bahset'in hıncını bizden çıkarma. Bu arada onun öfkesine dikkat et. Neden herkes bir gecenin yarısı bana nasihat veriyor hiç bilmiyorum. Zarfı aldın mı? En azından oraya gittiğimi bildirmek için anneni aramalıydın. Ütü nerede? Sabah sabah ne ütüsü? Bir yere mi? Evet. Nereye? Ayşe'nin evine. Bahsettin yüzümüze attığı zarfları geri vermeye. Onları bana ver hemen. Gitmene ne gerek var? Biz istemedik ki. Kendi isteğiyle verdi. Öyle mi diyorsun? Bence öyle değil ama. Sırrın ortaya çıksın istemiyorsan onları bana ver hemen. Hangi sırmış o? Saçmalıyor işte. Senin derdin ne? Ayşe'nin Basit'in gözündeki değeri tabii ki. Tüm bu yaptıklarından sonra Ayşe'nin o evde ne kadar küçük düşeceğini hiç düşündün mü sen? Söyler misin? Yeter. Onları sana vereceğim. Bir de bana akıl veriyor. Çok doğru yaptın Banu. O değersiz zarflar yüzünden Basit bizi aşağıladı. Geri vermek en doğrusu. Bunu kendim için yapmıyorum. Bizim bu hatalarımız yüzünden Ayşe'nin evlilik hayatı kötü gitsin istemiyorum. Sadece bu. Zoya, ütü nerede? Benim odamda. Git oradan al hadi. Al şu zarfları. Hadi. Mutlu musun? Her zamanki gibi olan yine bize oldu. Sabah sabah buna ne oldu böyle? Sanki biz ondan para istedik. Kendi bıraktı. Her zaman itibarımızı düşünüyormuş gibi davranıyor. Her neyse, hadi kahvaltı çay koy. Başım ağrıdı. Sabah sabah modumu düşürdü. Ben de yanına geliyordum.
maaş gibi düşün. Her ay bu kadar para alacaksın. Artık senin ofisinde çalışmıyorum. Senin çalışanın değilim. Karınım. Bu evliliği yürütmek benim görevim. Ve bunun için maaşa gerek yok. Bu maaş değil. Bazı önemli sorumlulukların olduğunu biliyorum. Sorumluluklarımı yerine getireceğim. Ama bu şekilde değil. Ben asla bu parayı kabul edemem. Düşündüm de bence birkaç gün işe gitme. Evet, karınla balayına gidin. Siz daha yeni evlisiniz. Millet ne düşünecek? İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda bile değil. Önerine ihtiyacım yok. Bu yüzden fikrini kendine saklasan iyi olur. Zaten beni bunlara mecbur bırakarak tuzağa düşürmüştün. Yoksa bu işe bulaşmazdım. Ama Ayşe ile kendi isteğinle evlendin. Beni sen mecbur bıraktın. Dün gece aşağıda ne oldu? Çok ses vardı. Bakmaya kalktığımda seni arabayla çıkarken gördüm. Bir yere mi gittin? Sen ne zamandan beri bana hesap soruyorsun? Kerim! En azından kahvaltı et. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ayşe için mi geldin? Evet ve bunu sana geri vermeye geldim. Biliyorum maddi durumumuz kötü. Ama kimsenin parasında gözümüz yok. Ve bunlar Ayşe'nin anneme verdiği zarflar. Biz genelde zorda kalsak bile başkalarına el açmayı sevmeyiz. Bu bir şaka mı? Bana borç zarf mı getirdin?
Ayrıca benim bu miktara ihtiyacım yok ama eminim sizin vardır. Ve maddi durumlar tavır göstererek değişmez. Ayşe, içeride gidebilirsin. Girebilir miyim? Tabii. Ayşe, kahvaltını yapmadın. Evet, geliyordum. Basit'le aranızda her şey yolunda mı? O düğünü asla yapmamalıydık. Neden öyle diyorsun canım? Çünkü o birkaç saat içinde bütün korkularım gerçek oldu. Mesele şu ki ben ve Basit arasında çok fark var. Ben çabalasam bile bu fark hiç kapanmayacak. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Hayır, var teyze. Bana sürekli benimle zorla evlenmiş gibi bakıyor. Çok ilgisiz. Hoşnutsuz. Hayır canım, seninle kendi isteğiyle evlendi. Kendi isteğiyle değil. Bu mecburi bir evlilik. Yani bunu aslında benim iyiliğim için de yaptı. Mecburum diye bana yardım etti. Sonra benden iyiliğinin karşılığını vermemi istedi. Tamam. Neyse kızım, artık olan oldu. Ama evlisiniz ve evlilik gerçekten çok güçlü. Ama bu evlilik beni çok yordu teyze. Benim kendime saygım vardı. Ve onu da benden aldı. Senin ihtiyaçlarını karşılamak onun görevi. Bunda kötü bir şey yok kızım. Benim ihtiyaçlarım için değil. Bu mecburiyetinin bedeli. Beni evde tutmanın bedeli. Bir anne ve çocuğun bağı dünyadaki en sağlam bağdır. Ama bizim bu bağımız Basit'e çok fazla zarar verdi. Eğer bir anne henüz 9 yaşındaki küçük bir çocuğu terk edip gittiyse ve geri dönmediyse, o çocuğun kalbi kırılır ve bir daha kimseye güvenemez. Basit'le aramdaki acı hatıraları kaldırmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama artık bana güvenmiyor. Hala onu çocukluğundaki gibi terk edeceğimi düşünüyor. Ayşe, onu asla bırakma.
Lütfen. Onu benim yaptığım gibi terk etme. Lütfen ondan vazgeçme. Biliyorum, çok şey istiyorum. Lütfen. Benim yaptığım şeyi yapma. Yoksa asla kimseye güvenemeyecek. Asla huzurlu ve mutlu bir hayat geçiremeyecek. Yalvarırım, bunu yapma. Analiz raporu nerede? Efendim, Ayşe Hanım'da olmalı. Peki sözleşme detayları? O projede Ayşe Hanım çalışıyordu. Tüm detaylar onda. Dosyayı nereye koydu bilmiyorum. Madem her şey onunla, bu işi kendim halledeceğim. Hayır efendim. Bir görüşme ayarladım. Zaten işler gecikti ve şimdi de Ayşe burada yok diye bana yardımcı olan da yok. Efendim, size rica etmiştim. Yerimi değiştirdiğinizden beri işlerim çok etkilendi. İzin verirseniz tekrar aynı yerime geçebilir miyim? Bunların hepsi bahane Cevat. Yerine geri dönebilirsin. Umarım dersini almışsındır. Peki efendim. Teşekkür ederim. Bir daha şikayet etmeyeceksiniz. Sağ ol. Sözleşme detaylarını al. Tabii. Sen ne diyorsun? Onun önünde küçük düşeyim diye parayı bilerek zarftan çıkardın değil mi? O paralar bana ait değil. O zarftan tek bir kuruş bile alamam ben. Hiç anlamıyorum. O zaman para nerede? Söyle bana, söyle. Eğer paraları almış olsam neden zarfları sana vereyim? Sana yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Seni uyarmıştım. Oraya gidip o zarfları vermen doğru değil demiştim, değil mi? Sıradan bir miktar değildi. Al işte, şimdi paraların hepsi kayboldu. Hayrını da göremedik. Ve bunların hepsi senin inadın yüzünden. O kadar zengin ki bu onun günlük parası. Gözleri ve bana bakışları koşullarımızla dalga geçiyordu. Evet, bizim şartlarımız böyle. Basit'ten bir şey gizlemiyoruz ki. Ayrıca o yabancı da değil, bizim ailemizin damadı. Nasıl bir şey saklayabiliriz ki? Benim hatamdı. Saygınlığımızı düşünerek parayı geri vermek istedim ona ama olmadı işte. Eğer bu kadar çok düşünüyorsan cesaretli ol. Kendine hemen bir iş bul ve çalışıp onun parasını geri ver. Sen bu inadın yüzünden her zaman kayıplar yaşadın. Bize parayı vermişti ve sen onları geri vermek istedin. O parayı ben almadım. Eğer hala bana inanmıyorsan o zaman git ve odamı kontrol et. Çantandaki parayı kaybettinse bu senin suçun. Ama benim çantamda hiç para yoktu. Sana zarfları içinde paralarla vermiştim. Onları kaybetmiş de olsan, çalmış da olsan sonuçta bu iş senin sorumluluğundaydı. Eğer yapamıyorsan o zaman git bir işe başla. Eskisi gibi bu eve bak. Of, arka bahçe çok kötü durumda. Sorun ne? Bahçıvan bitkileri sulayıp gübre vermiyor mu? Sanırım arka bahçeye hiç girmiyor. Efendim, ben de ona aynı şeyi diyorum. Eğer onunla konuşmuş olsan, o zaman benim karışmama ne gerek vardı? İyi ki bugün buraya gelmişim ve sana ilaçlama yap demiştim. Şu havuzun haline bir bak. Hanımefendi, ne yapabilirim? Basit Bey'in saatleri belli. Zaman kalmıyor. Ve biliyorsunuz, Basit Bey'in tüm işlerine ben bakıyorum.
Beni dinle. İçeri gir ve Ayşe Hanım'ı buraya çağır. Tabii. Beni mi çağırdınız? Evet evet doğru, otur. Tamam Kerim, gidebilirsin. Peki. Seni buraya, bu evin artık senin olduğunu söylemeye çağırdım. Bu evde çok fazla iş var ama onları denetleyecek hiç kimse yok. Bu yüzden sen kontrol et. Onlarla otur. Kimin ne iş yaptığına bir bak. Basit'in gardırobuna kim bakıyor, yemeğini kim veriyor, diyetiyle kim ilgileniyor ve evimizi kim temizliyor, bahçeyi kim suluyor? Ben? Evet canım, bu artık senin evin. Korkma, yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Peki ne yiyor? Efendim kahvaltı yapmaz ama akşam yemeğini evde yer. Ve ne zaman çalışsa kahve içer. Ama şekersiz ve sütsüz sade kahve içiyor. Bu yüzden tavrı sert. Ne? Yok bir şey. Boş zamanında ne yapar? Hobilerini hiç bilmiyorum. Her zaman odasında duruyor. Ve sürekli çalışıyor. Tamam, bana odasını gösterir misin? Biraz bilgi edinmek istiyorum. Aslında Basit Bey bundan hoşlanmıyor. Kimse odasına girmez. Öyle mi? Neden? Bilmiyorum efendim. Sence iyi mi? Neden bunu yapıyorsun? Çünkü... Al, paketli. İyi görünüyor. Şuna bakacağım. Ya da direkt paketleyin. Kes şunu Zoya. Her şeyi alacak mısın? Bekle ve gör. Nasıl yaşayacağımı iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Bak, sana atkı aldım. Zoya, bu çok pahalı ama. Hediye edenin niyeti önemli. Sevgiyi artıran şey pahalı hediyeler mi yani? Çaldım. Şakaydı.
alışveriş yapılır. Ama beni ailenle ne zaman tanıştıracaksın? Ben onlarla konuşayım. Ne zaman? Ne zaman konuşacaksın? 2 yıl oldu Amir. Ve sürekli aynı şeyi duyuyorum. Doğru zamanı kolluyorum. Gerçekten aşık olan insanlar zamanını boşa harcamaz. Niyetin ciddi değilse bana söyleyebilirsin. Ben ayrılınca ağlayan kızlardan değilim. Açıkça söyle. Bana inanmıyor musun? Hayır. Biri aşkın kör olduğunu söylemiş. Ya senin peşinden gelirken karanlık bir çukura düşersem? Güven bana. Böyle bir şey olmayacak. O zaman ailen gelsin. Anneme de söyleyeceğim. Ders çalışmayı hiç sevmediğimi düşünüyor. Gerçi haklı. Çok çalışmıyorum. Bence de haklısın. Bugün sizinkilerle konuş. Bir de bana 3-4 arabanın sığabileceği kadar büyük verandalı bir evin olduğunu söylüyordun. Evet ama evim Ayşe'nin evinden küçükse eğer ailem bizi evlendirir mi? Ayşe'ninkinden biraz küçükse bir şey olmaz. Ama annemi tanımıyorsun. Tamam bak, eğer annen ailemi reddederse sakın bana kızma. Kabul ederse yararı ne olur. Büyük bir iyilik yapıyormuşsun gibi konuşma. Mesele iyilik değil. Mesele evlilik. Allah'ım. Bobby, sırf senin yüzünden bu saç modelini yaptırdım. Güven bana, bu devirde yapabileceğin en modern saç stili bu. Biliyor musun? Mehveş Hayat'ın bu sene yepyeni bir filmi çıkacakmış ama tarihi belli değil. Evet, evet, evet. O filmde saç aynı böyle. Evet. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim Bobby. Aha, ne demek. Harika. Ne yapıyorsun? Ay Bobby hala, beni korkuttun. Sen içeri geç, sana asıl korkuyu göstereceğim. Görürsün sen. Zoya, sen ne yapıyorsun? Ne? Bana soru sormaya utanmıyor musun? Onu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Onu tanıyorum ve bu yüzden sana söylüyorum. Biri seni görür ve yengeme söylerse nasıl davranacağını iyi biliyorsun. Kim söyleyecek? Ona ben söyleyeceğim. Bak, böyle bir isyan iyi değil Zoya. Söyle ona ailesini getirsin. Söyledim. En zor görev Kusiye yengemi ikna etmek olacak. Nasıl kabul edecek? Kabul edecek. Eğer etmezse o zaman Banu ablam gibi sessiz kalmayacağım. Ne yapacaksın? Onunla kaçacağım. Çok iyi, çok iyi. Bu aklı ona sen vermişsindir. Evlenmene izin vermediğim günden beri kızlarımı böyle doldurarak benden intikam almaya çalışıyorsun. Bari ölen abini düşün biraz Bobby. Allah'tan kork yenge. Bunu neden yapayım? En azından böyle laflar etmeden önce 3 kız çocuğu annesi olduğunu düşün. Ve sen ne diyordun öyle? Evden mi kaçacaksın ha? Eğer kabul etmezsen mecburen yapmak zorundayım. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsan seni öldürürüm. Her zaman hayatımızı sen yönetiyorsun. Eşimi seçmek benim hakkım. Sana haklarını gösteririm ben. Yenge yapma. Lütfen. O senin kızın. Onu zorlarsak durum kötüleşebilir. Zaten her şey kötü. Aklını kullan yenge. Hiçbir şey olmadı. Zoya daha çocuk ama sen mantıklısın. Ailesiyle görüşmenin ne zararı var? Belki de çocuğun ailesini seveceksin. Böyle konuştuğuna göre onu gördün. Bu yüzden onu koruyorsun ama ben onu bağışlamayacağım. Kerim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayır, bu senin işin değil. Kerim! Ben bırakayım. Bu nedir? Parfümün.
O gün Zoya kırmıştı. Ben de... Buna gerek yok. Sana söylemiştim, bu benim meselem. Hayır, ben alışverişe gitmişken parfüm alayım dedim. Ve bir de sana gömlek aldım. Benim için bunları yapmana gerek yok. Bence ailenle benden daha çok ilgilenmelisin. Ne koyu renkleri ne de umursanmayı severim. Sorun ne? Bugün neden tuhafsın? Yemek servis ediyorum. Ama bu senin işin değil. O zaman söyle bana. Neden buradayım? Ofiste karşına çıkmayayım. Evde sana yemek servis etmeyeyim. Burada ne işim var? Öyle demek istemedim. Sana işlerimi yaptırmak için seninle evlenmedim. Tamam. Dinle, otur. Otur. Analiz raporu hazırlamıştım. Ofiste kimse raporu bilmiyor. Bu yüzden bugün zor anlar yaşadık. Santex için sahip olduğumuz detayları bana geri vermeni istiyorum. Çalıştığım her dosyayla ilgili detaylardan bahsetmiştim ama yine de dosyayı sana vereceğim. Lütfen yemeğini ye. Ben yedim. Dosyaları bilgisayarına aktardım. Hatta tüm analizleri. Kahve içer misin? Hayır, sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.